Merhabalar. Güzel bir grafik tablet satın aldık. Dün satın aldım. Hepsi buradan Technospace isimli satıcıdan. Bugün geldi. Ben PTT Kargo'nun cumartesi de çalıştığını bilmiyordum. Çalışıyorlarmış. Ürün oldukça güzel bir şekilde geldi. Her tarafında yumuşak kaplama var. Yani kargolama oldukça başarılı. Ürünümüzü açalım. Gayet güzel bir paketleme. XP Pen'in Deco 3 isimli wireless grafik tableti. Oldukça geniş bir yazım alanı var. Yorumlar gerçekten çok başarılı. Açmaya devam edelim. Evet, kutuyu görüyoruz. Yine oldukça başarılı bir şekilde elimize ulaştı. Tertemiz, pırıl pırıl. Technospace güzel bir paketleme ve kargolama yapmış. Ön tarafta Deco 03 olduğu yazıyor. Tabletin bir görüntüsü var. Ayrıca tabletin güzel bir özelliği var. Kalemi pille çalışmıyor. Yani herhangi bir pil ihtiyacınız olmayacak. Pilsiz çalışıyor. Samsung'un Note serisi kalemlerde de herhangi bir pil yok. Aynı onun gibi, onun mantığıyla çalışıyor. Ve gerçekten piyasadaki en kaliteli yazım deneyimini ben Note serisi tabletlerin, telefonların veya yine Samsung'un teknolojisini kullanan bilgisayarlarda gördüm. Bununla ilgili yorumlar da gerçekten çok iyiydi. Pilli kalemlerden daha iyi bir performans vereceğini tahmin ediyorum. Evet, burada da özellikleri yazıyor. 8192 basınç level kademe kalitesi var. Oldukça yüksek bir hassasiyet. Yazma alanı da 10x5.62 inç, yani yaklaşık 25 santime 15-16 santim arası yazım alanı var. Oldukça rahat ve kaliteli. Yani tablet büyük ama grafik tabletler ne kadar büyük olursa, ne kadar büyük yazma alanına sahip olursa o kadar kağıda kalemle yazma deneyimini size sunuyor. Ve yine bağlantının Type-C olması da büyük bir avantaj. Jelatini çıkardık. Şu dışta bir koruma daha var. Onu da kaldırdık. Şurada koyalım. Oldukça şık bir kutu. Şöyle açılıyor kitap gibi ve tabletimiz en üstte yer alıyor. Tableti şöyle aldık. İncecik. Oldukça da hafif, ağır değil. Şimdilik bunu kenara koyuyorum. İçinde neler var bakalım. Evet, burada kablomuz, kullanım kılavuzumuz falan var. Evet, bu çok güzel. Bir çizim eldiveni yanında geliyor. Güzel bir aksesuar. Elinizin daha iyi kaymasını sağlıyor. Daha eğer uzun süre çizim yapacaksanız. Ben genelde video ders hazırlıyorum. Benim de hazırladığım video derslerin süreleri bazen saatleri bulabiliyor. O yüzden kullanacağımı zannettiğim bir aksesuar. Hızlı kullanım kılavuzu. Bakalım Türkçe desteği var mı? Evet, maalesef Türkçe desteği burada yok. Olsaydı iyi olurdu. Burada teşekkürler falan filan. Garanti kartı. Yine driver'ları indirebileceğimiz adresleri burada vermişler. Ve Type-C aktarım kablosu. Bunu da kenara koyalım. Bir de şöyle bir kalemin de yer aldığı bir güzel tasarım var. Bir tüp şeklinde. Oldukça başarılı bir tasarım kalitesi veriyor. Şurayı çevirdik. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet, kalemimizin ucu çıktı. Kalem buradan çıkıyor mu? Çıkıyor. Ve kalem elimizde. Yine şuraları yumuşak. Bu hani şişko kalemler vardı ya, silgisi çıkan. Onun gibi. Benim en sevdiğim kalemdir. Hani ergonomik parmakları ağrıtacağını zannetmiyorum. İki tane tuşumuz var. Zaten herhangi bir pil olmadığı için kullanıma hazır. Bunu da kenara koyuyorum.
Burada başka bir şey var mı? Bu zannediyorum kalemi buraya koyacağız. Şöyle. Evet. Ya da böyle mi koyacağız? Evet, şöyle koyacağız. Şöyle. Bakın böyle duracak. Yani kalem tutma aparatı da burnun içinde. Diğer tarafta da açılacak bir şey var. Evet, burada da kablosuz bağlantı aparatı çıktı bu taraftan da. Evet, bu da wireless adaptörü. Kablosuz bağlantıyı sağlamak için gerekli olan şeyi de buraya koymuşlar. Hoş bir tasarım olmuş. Oldukça başarılı. Kutuda başka bir şey yok. Şimdi kutuyu da kenara koyup tableti çıkaralım. Gelelim tabletimize. Tabletimizi açalım. Bunu da şöyle fırlatalım. Fırlatması çok zevkli. Evet, tabletimiz karşımızda. Üzerinde ince bir koruma var. Kalsa mı kaldırsak mı acaba? Çizim engeller mi? Neyse kaldıralım. Evet, oldukça şık bir tabletle karşı karşıyayız. Yazma alanı oldukça geniş. Bu bizim çizim kalitemizi arttıracak, yazım kalitemizi arttıracak. 6 tane fonksiyonel tuş var. Bir de buradan çevirmeli, işte yaklaştırma, uzaklaştırma tarzı veya renk yoğunluğunu ayarlamamızı sağlayan bir tuşumuz var. Pil göstergemiz var. Açık olup olmadığını herhalde gösterecek bu. Ortadaki de wireless bağlantısı olabilir. Bunu birazdan anlayacağız. Oldukça güzel bir tablet. Evet, şöyle yakından tabletimize bakalım. Şöyle yan taraftan Type-C'yi görüyorsunuz. Type-C girişi var. Evet, Type-C girişini görüyorsunuz. Sol yan tarafta. Evet, şu an alt tarafını görüyorsunuz. Ayakları oldukça güzel, kaliteli. Kaydırmayacağını düşünüyorum. Ve kolay kolay da çıkacak gibi görünmüyor. Yine açma kapama tuşu var. Bakın sağ tarafta on off. Alt tarafı da bu şekilde. Başka herhangi bir diğer kenarlarında giriş çıkış herhangi bir düğme yok. Sonuç olarak oldukça başarılı bir tasarımının olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kurulumunu yapacağız bilgisayara. Bazı videolarda yanında gelen USB bellek ile driverların geldiğinden bahsedilmişti ama bunda öyle bir şey yok. Driver'ları indirme adresi verilmiş. O kadar. İnternetten indirip kurulumunu yapacağız. Bilgisayara bağladık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi pil ışığı yandı. Arkadaşlar alıcısını takar takmaz şu sağ alt köşede Deco 3 kullanıma hazır diye bir ibare çıktı. Yani herhangi bir sürücü vesaire indirmeden Windows cihazı tanıdı. Evet arkadaşlar arkadan on off düğmesine de bastığımda oradan açtığımda direkt şu an çalışmaya başladı. Bakın kalemle geziyorum şu an. Şimdi bir tane çizim programı açalım bakalım nasılmış. Autodesk Sketchbook'u açtım. Gerçekten arkadaşlar yazım kalitesi oldukça iyi diyebilirim. Yani daha önce kullandığım grafik tabletlerle kıyas bile yapılamaz. Yani neredeyse el ile kağıda yazma kalitesinde yazabiliyorsunuz. Oldukça iyi görünüyor. Tepkime hızı da gerçekten inanılmaz. Aynı anda çiziyor. Hani kalem destekli ekranlara yazmaya göre çok daha iyi. Çünkü hep ben kalem destekli telefonlar, tabletler, bilgisayarlar aldım. Onlara göre çok çok daha başarılı. Yani tabii Windows 10 cihazı tanıdı ve kullanabiliyorsunuz grafik tablet olarak ama tuş ataması gibi detaylı ayarların yapılabildiği bir şey yüklenmemiş. O yüzden ben yine sitesine girdim. Buradan Windows ile uyumlu. Zannediyorum en son 26, evet Kasım bu var. Bunu indirip kuracağım.
Evet, sitesinden yazılımını indirdim Deko03'ün ve kurdum. Çalıştırınca mesela buradan ayarlarla ilgili bölümler çıktı. Üst tuş şu an silgi ayarlı. Alt tuş sağ tıklama ayarlı. Bunları değiştirebiliyorsunuz buradan. Yine burada basınç ayarlarıyla ilgili şeyler var, seçenekler var. Bunlarla oynayabilirsiniz. Bu herhalde relative mode şeydi, mouse gibi kullanmak içindi. Absolute mode ise ekran gibi kullanıyorsunuz ki grafik tabletlerin böyle kullanılması lazım. Grafik tableti mouse için almıyorsunuz sonuçta. İşte değişik ayarlar var. Tuşların ayarlarına bakacağım. Express Key Setting var. Hızlı 6 tane tuşumuz vardı. Tıklıyorum buna. Buradan tuşlara atama yapabiliyorsunuz. İşte sol üsttekine K1 demiş. Ne olacak? Bunları tek tek buradan atayabiliyorsunuz. Şu an yine onlar bir şeylere atanmış durumda sonuçta. Evet, böyle bir arayüzümüz var. Şunu söyleyebilirim. Tablet gerçekten elle yazma kalitesinde bir şey veriyor. Oldukça başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Birazdan da ilk video dersimi çekeceğim. Gerçekten hassas, hafif, şık bir tablet olarak görünüyor ve kablosuz olması da büyük bir avantaj. Kablo derdinden sizi kurtarıyor. Tepkim hızını demin gördüğünüz oldukça hızlı. Kablosuz bağlamış olmasına rağmen oldukça başarılı bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Ben bunu 970 liraya hepsi buradadan Technospace isimli satıcıdan aldım. 6 taksitle piyasada 1300, 1400, 1500'e kadar da satılıyor. Zaten yurt dışı fiyatı da 100 dolar. Yurt dışında da 610-620 liraya alabiliyorsunuz. Onun Türkiye gelmesi, vergisi vesaire. Sonuç itibariyle 970 lira iyi bir fiyat. Daha popüler markalardan aynı özellikteki tabletler bunun 2 katı, 3 katı fiyata. Herkes çok memnun olduğu için, geri dönüşler çok olumlu olduğu için ben de bunu aldım. Ve şu ana kadarki deneyimde çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Eldivenden de biraz bahsetmek istiyorum. Ben daha önce hiç eldiven kullanmadım. Ancak şu an niye kullanmamışım diyorum. Gerçekten eldivenle beraber çok iyi kayıyor. Tabi uzun süre kullanımda ne olur bilemiyorum. Sıkılır mıyım? Zaten elinizin çoğu boşta. Şu alt tarafta serçe parmak ve yüzük parmağı kayıyor. Çizim yapmayı gerçekten kolaylaştırıyor. Yani oldukça işe yarar gibi görünüyor. Eldiven niye kullanmamışım demeye başladım. Şu dönen tuşun çalışmasını da göstermek istiyorum. Şu an varsayılan olarak yaklaştırma, uzaklaştırma olarak ayarlı. Onu değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bakın sağa çeviriyorum. Yaklaşıyor. Sola çeviriyorum. Uzaklaşıyor. Birçok programda da bu şekilde çalışıyor ama siz de bu ayarları da tabii ki değiştirebilirsiniz. Peki bu ayarları nereden değiştiriyorsunuz? Kendi programından şu Express Case Settings'e tıklayıp burada bunlar zaten 6 tane fonksiyon tuşunu belirliyorsunuz. Şurada Dial var. Dial'a tıklayıp buradan da hangi fonksiyonları sağ dönmeye ve son dönmeye atayacağınızı belirleyebiliyorsunuz. Sonuç itibariyle arkadaşlar dizaynı, hafifliği, kalite hissi, yazma kalitesi, çizim kalitesi, hassasiyeti, tasarımı, bakın şu kalemin konacağı şeylerin bile tasarımı ve kablosuz olması ve benzer markalara da üst seviye görülen markalara göre fiyatı anlamında oldukça başarılı bir grafik tablet olduğunu söyleyebilirim. Tabii daha yeni aldım. Şöyle biraz bir süre kullandıktan sonra şu anki izlenimlerim bunlar. Birkaç ay sonra tekrar daha uzun kullanımla ilgili videolarda çekeceğim. Ama şu an her şey 10 üzerinden 10.